bu tek sorun değil. 17 Aralık'tan bu yana medyanın önemli bir bölümü iki kutupa ayrılarak birbiri hakkında inanılmaz haberler yapıyor. Olan yine gerçekleri oluyor. Tam da bu medyanın en tartışmalı olduğu ve en köşeye sıkıştığı dönemde yayın hayatına bir yeni gazete atıldı. Karşı Gazete. Karşı Gazete'nin yayın yönetmeni Eren Erdem ve yazarlarından Levent Üzümcü konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşı neye karşı? Çarşı gibi her şeye mi karşı? Her şeye karşıysa biz her şeye de karşı mı? Bu programa da karşı mı? Her şeye karşı değil tabii. Şöyle, Karşı Gazete en temelde toplumsal mutabakata esas alan bir gazete. Türkiye'deki bütün farklılıkların kendisini doğru biçimde ifade etmesini sağlama üzerine kuruldu ve Karşı Gazetesi herhangi bir siyasetin ya da bir fraksiyonun ya da bir partinin yahut da daha çıkmadan da ifade edildiği gibi bir cemaatin gazetesi olarak da ortaya çıkmadı. Karşı Gazetesi en temelde bu ülkede benim direniş olarak tanımladığım birçok insanın işte ya da birçok insan demeyeyim de belli bir siyasetin barbarlık, işte vandallık olarak tanımladığı Gezi Parkı'nda ortaya çıkan toplumsal mütabakatı ilke ve ideal olarak benimsemiş bir gazetedir. Hı hı. Karşı olduğu şeyler halkın aleyhine olan şeylerdir. Yani toplumun aleyhine olan her şeye karşıdır. Toplumun yararına olan ve toplumun önemli bulduğu şeylerin yanındadır ve onları destekler. Karşı, hı hı, kısaca bunlara karşı aslında. Gezi'de bir toplumsal koalisyon vardı. Çeşitli açılardan hassasiyetleri olan, dertleri olan insanlar bir araya gelmişlerdi ve orada birbirlerine günlük yaşamlarını çok benzemeyen insanlar aynı şeyi söylüyorlardı. Karşı Gazete'nin çekirdeğinde ya da sayfalarında da aynı çeşitlilik, aynı kesimler var mı ve nasıl gösteriyorlar kendilerini? Evet, tabii ki şöyle söylemek lazım. Karşı Gazetesi yeni doğmuş bir bebek yani ve bir Gezi Parkı gazetesi de değil. Biz, ben Gezi Parkı'nın ete kemiğe bürünemeyeceğine inanan biriyim. Yani Gezi'nin siyaseti olmaz, medyası olmaz. Gezi bir idealdir en temelde. Yani Karşı Gazetesi bu ideali kavramaya çalışan bir yapı ve buna doğru yolculuğunu başlattı. Ve burada tabii ki eksikler olacak ve eklemeler de olacak. Birçok şey eklenecek. Fakat en temelde dikkat etmeye çalıştığımız şey şu. Bütün bu hassasiyetlere eşit ölçüde yaklaşma noktasına dikkat ettik. Mesela bununla ilgili ilginç bir şey oldu. Onu ben kısaca şey yapmak isterim. Gazeteyi yaptık tabii. Aceleyle gazete yapıyoruz. Yeni bir gazete. Arkadaşlar gazetenin taşla baskısını getirdiklerine bir baktık ki bir sayfada MHP'ye dair bir haber yapılmış. Pozitif bir yaklaşım sergilenmiş. Bir sayfada X işaretiyle yani HATE yazılmış. İkisi birbiriyle çok çelişik bir çerçeveydi aslında ama Gezi de buydu aslında. Yani bizim o Gezi dediğimiz şey de buydu. Biz bunların tamamının olabileceğini ve bir arada bulunabileceğine inanıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz ki birçok insan bunu şu dönem konuşuyor. İlk çıktığımız günden beri sadece özel haberlerle ve kendi yaptığımız haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Yaptığımız haberler o kadar ciddi bir rahatsızlık da yarattı ki bunun da sonuçları yaşıyoruz aslında şu dönem. Onları birazdan geleceğim. Evet. Benim merak ettiğim mesela bu gazetenin yazar kadrosuna Levent Üzümcü'nün nasıl katıldı? Levent'in biz siyasi bir duruş sergilediğini ve sosyal medyada, Twitter'da hiç sakınmadan görüşlerini ifade ettiğini biliyoruz. Bu nasıl oldu da bir gazete yazarlığına dönüştü? Biz yıllardan beri Mirgün, özellikle bizim jenerasyonumuz beğenmediği için siyasete, beceremeyeceğini düşündüğü için de ticarete hiç girmedi. Bilirsin. Biz ilgilenmedik bu işlerle. Onu anlamayız dedik. Ya onların düzenine biz ayak uyduramayız dedik. Ama günümüzde geldiğimiz noktada siyaseti yapan insanlar, siyaseti nasıl yaptıklarıyla, bu sadece AKP değildir, siyaseti yapış şeklini beğenmediğimiz insanlar. Türkiye'de siyaset çok korkunç bir şekilde yapılıyor. Korkunç bir döngü var siyasette, ticarette olduğu gibi. O yüzden zaten ikisi de patlamış durumda şu an. İkisinin ilişkisi patlamış durumda. Birçok bedeli olacağını bildiğim halde çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için ben ne yapabilirim dediğimde aklıma gelen, tamam, tiyatro oyunculuğuna devam ederek, ama tabii ki bedeli olacak, televizyon oyunculuğu bir süre böyle bir ortamda mümkün olmayacaktı. Her şeyi göze alarak en azından çocukların bana ileride baba sen bu zaman ne yaptın dediklerinde onlara cevap verebilmek için ve gerçekten artık kendi jenerasyonumuzdaki insanların siyasete, varsa ihtiyaçları, ticarete girmelerine
sen yap, sen doğrusunu yapmayı düşünüyorsan kirlenmeden yap diyebilecek bir ortam yaratabilmek eğer gazetede yazarlıksa evet bunu da yapmak. Hı-hı. Eren aradı. Abi biz merak ediyoruz senin görüşlerini dedi. Yani zaten görüyoruz ama uzun yazıda ne yapacaksın? Yazmak ister misin? İsterim dedim. Çünkü söylemek lazım, konuşmak lazım, anlatmak lazım insanlara. Bizler kötü insanlar değiliz ki. Bize yok şunun uşağı, yok bunun uşağı, yok bunun satın aldığı insanlar diyorlar. Ben öyle bir şey olsa, öyle bir param olsa neden durayım burada, bu ülkede, değil mi? Hı hı. İstiyorum ki biz bu ülkede birlikte nasıl yaşayabileceğiz ona bakalım. Bu günlerde herkes bir tarafa savrulmuşken sesi olmaya çalışıyoruz insanların. İnsanlara diyoruz ki arkadaş bak seni çok fena halde sömürüyorlar. Sen bunun farkında mısın? Bunu söyleyebileceğimiz yer gazete ise gazete, Twitter ise Twitter. Elimiz nereye eriyorsa bunu hepimizin yapması lazım. Özellikle bizim jenerasyonumuz. Kaç gün yazıyorsun haftada? 3. 3 gün yazıyorsun. Bugünkü yazını gördüm. Hangi günler yazıyorsun? Pazartesi, çarşamba, cumartesi. Nasıl peki yani şey? Daha ikinci yazım yayınlandı. Evet yani biraz bu alıştıkça aslında insanın eli alıştıkça daha kolaylaşıyor ama nasıl başladın? Hiç mesela ben öyle görmüyorum, bilmiyorum yani sanki ben o kadar yoğunmuşum ki... Sanki binlerce yazı yazabilecekmiş gibi hissediyorum kendimi. Şaşırdık yani biz bayağı şaşırdık. Öyle mi? Memnun musunuz yazarınızın performansından? Şimdi şöyle bir sorun var aslında. Biz ilk başta şöyle bir durumla karşılaşacağımızı düşünmüştük. Yani netice itibariyle köşe yazarlığı farklı bir tecrübe olması açısından muhtemelen dedik çok entelektüel düzeyde yazarlarımız olsa da köşe yazarlığına alışma hususunda problemler yaşayacağız dedik. Ben özellikle Levent Usta diğer köşe yazarlığı deneyiminden gelmeyen diğer yazarlarımızın yazılarını okuyunca acaba ben bu işi bıraksam mı falan diye. Çünkü gerçekten çok olağanüstü şaşırtıcı bir şekilde adapte olduklarını ve ciddi anlamda sürükleyici işler çıkardıklarını gördüm. Yazarlığıyla tanıdığımız isimler var, gazeteciliğiyle bildiğimiz isimler var gazetede. Yani bugün örneğin baktığımız zaman işte Kaan Sezum'u da görüyorum, İlhan evet. Taşçı'yı da görüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nden geldi, katıldı saflarınıza. Başka isimler de var. Şimdi bugün şu an aklıma Şebnem var, Sönmez. Şebnem Sönmez Sevim var. Sevim Gözay evet. var. Sevim Gözay gazeteci. Evet. Romina var galiba. Romina var. Romina'nın imzasını gördüm. Necdet Pamir'i görüyorum bugünkü sayfalarda. İlginç bir şey kadro aslında oluşturmuşsunuz. Tabii, tabii, tabii. Bu mesela bu yelpazeyi neye göre şekillendirdiniz? Aslında hiçbir filtremiz olmadı. İnanın çok fazla insanla görüştük. Çok fazla insana teklif yaptık. Ve tek filtrelememiz şu oldu. Şu varsa ben yokum diyen hiç kimseyle ikinci görüşmeyi yapmadık. Yani birbirine karşı ön yargıları olan insanlardan değil, farklılıkları algılamaya çalışan insanlardan oluşan bir kadro oluşturduk. Bir tarafta İslamcı köklerden gelen İhsan Eli Açık, bir tarafta Levent Üzümcü. Aslında bu insanların Gezi Parkı'nda nasıl aynı parkın içerisinde bir arada oldularsa hayatın içerisinde, siyasetin içerisinde, mücadele alanlarının içerisinde hep bir arada olabileceklerinin mesajını vermek ve bu birliğin toplum tabanına sirayet etmesini sağlamak için yaptığımız bir iştir bu. Bunu tabii ki ilk başta biraz aksaklıklar olabilir, biraz çelişkiler ortaya çıkabilir dedik ama aksine olağanüstü bir sinerji ortaya çıktı ve biz hala şaşkınlıkla seyrediyoruz aslında. Şimdi aslında Baba Ali diye adlandıracaksak hala ya da işte Türk basını çıkmış gazetelerden çok daha fazla çıkarılmasına niyetlenilmiş gazeteler mezarlığıdır. Yani yüzlerce binlerce gazete çıkarma fikri gelmiş geçmiştir. Hala da eminim birilerinin aklında çekmecesinde gazete projeleri vardır, işlemeye devam ediyordur. Siz bunu ya bir fikir olmaktan nasıl çıkardınız? Çünkü bunun karşılığındaki yani önündeki en büyük engellerden bir tanesi finans sorunu. Evet, evet. Diğeri de örgütlenebilmek. Örgütlenme kısmını biraz anlattınız. Ama finans sorununu nasıl çözdünüz? Şöyle şimdi... Ya da çözdünüz mü? Çözdük. Şöyle çözdük. Bu 40 günlük bir projedir. Yani 40 günde karar verilmiş. Daha doğrusu 40 günde planlanmış ve hayata geçmiş bir projedir. Öncesinde fikir olarak kafamızda vardı. Yani şöyle bir şey yapmalı, böyle bir şey yapmalı diye tartışıyorduk ama hep bize şu geliyor. Şimdi vatandaş metro durağında bizim billboardumuzu gördüğü zaman şöyle bir yaklaşıma giriyor. Ya bunun arkasında biri mi var acaba? Yani insanlar bu işlerin aslında olağanüstü paralarla yapıldığını zannediyor aslında. Yani biz bunun aslında farklı şekillerde yapılabileceğini de bir şekilde göstermiş olduk. Ama ucuz da bir iş değil yani en azından değil, şu kağıt bir para. Tabii ki. O da şöyle bir şey var bakın. Çok dikkatten kaçan bir nokta var.
Gezi Parkı direnişi orta sınıfın içinde olduğu bir direnişti. Yani küçük esnafın, işletmecilerin ve belli iş adamlarının da artık öfkelerini sokağa çıkarttığı bir direniş havzasıydı. Ve Gezi Parkı sürecinde toplumun öfkesi medyanın üzerine odaklanmıştı. Dolayısıyla herkes yeni bir medya mecrası oluşturma arayışına girmişti. Bunun içerisinde orta ölçekli iş adamları da vardı. Hı hı. Yani bizim gazetemizin finans ayağını oluşturan o Gezi Parkı'nda tomaların önünde ıslanmış, polisin gazına boğulmuş olan orta ölçekli iş adamlarıdır. Hı hı. Bu insanlar yurdunu seven, ya da o çocukların babalarıdır diyorsun. Tabii ki. Aynen hani, öyle. Ve o çocukların babalarıdır. Yani. Hiçbir cemaatle yahut da bir siyasetle alakası olmayan, düzgün bir iş yapalım kardeşim, nasıl yaparız bu işi diye bana sorup, benim de ancak şöyle olursa olur dediğim ve bununla mutabık olduğumuz, akabinde de bu işe girişmiş olan insanlardır. Büyük bir özveri gösteren insanlardır. İsmini vereyim bir arkadaşımızın, şu an imtiyaz sahibi Turan Ababey. Kendisi tekstilci. Yani araştırsınlar bakalım nereden cemaatçiymiş ya da nereden bağlantısı varmış. İsmini de söylüyoruz. Zaten künyede de yazıyor. Hı hı. Bu arkadaşlarımız müteşebbis arkadaşlardır. Tekstilcilerdir. Kendi işleri vardır. Ve bir araya gelerek böyle bir yapının ortaya çıkmasını sağladılar. Peki biraz da haberlere gelelim. Şimdi ilk çıktığı günden beri hep özel haberlerle çıkıyoruz, evet, diyorsunuz. Bu dönemde çok zor bir iş değil aslında. Çünkü pek kimsenin yayınlamak istemediği haberler zaten bir anda ortada olsa bile özel haber sıfatına kazanıyor. Ama bu aynı zamanda işte Bülent Arınç'ın ağzından duyduğumuz gibi bu bir Tape gazetesi. Tapeleri yayınlamak için misyonla kurulmuş bir gazete suçlamasını da beraberinde getirdi. Buna dair ne diyorsunuz? Bir kere bakın. Çünkü yani Tape yayınlamakla ilgili hep mesela bizim kanalımızda da Tapeler yayınlanıyor. Ama yani, yani bu sorunlu bir durum mu sizce? Bence değil. Şundan dolayı değil. Bakın biz ilk gün ben yayın ilkelerine dair bazı şeyler yazmıştım. Biz hiç kimsenin özel hayatına dair tek bir ibareyi yayınlamayız. Hı hı. Bize gelirse imha ederiz. Ve bunun bunu yayınlayan insanları da kınarız. Ve bugün gazetemizin sür manşetine taşır. Rahatsızlığımızı bildiririz. Fakat biz bir medya kanalında, mecrasında bir insanın, bir profesörün televizyon programı başbakanın talimatıyla sonlandırılmışsa bunu yayınlarız. Hı hı. Bunun külfetine de katlanırız çünkü bu icra olmuş bir harekettir. Halkı ilgilendiren bir meseledir. Halkın aleyhine olan bir hususta elimize bir veri geldiğinde, muhabir arkadaşlarımız o verilere ulaştığında biz bunları yayınlarız. Bir kere bunun adına ben bunun gazeteciliğin hudutları dışında olmadığına inanıyorum. Bülent Arınç televizyonda Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasındaki Bakanlar Kurulu'nda Karşı Gazetesi'ne konuşulmuş olduğunda böylece öğrenmiş olduk. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bu açıklamayı yaparken ben şunu bekliyordum aslında. Yayınlanan Tape'nin içeriği kendilerini hiç rahatsız etmemiş mi? Yani bir başbakanın kalkıp da birini arayıp telefon açıp da işte şu Yaşar Nuri Öztürk'ün programını izliyor musun demesi ve programın sonlanması, ki Yaşar Nuri Öztürk'e de resim kaydı o yüzden bitirdik falan demişler. Hı hı. Bunu evet, bu rahatsızlık, canlı gazetede anlattım. Rahatsızlık vermemiş. Biz devam ettik özel haberleri özel haberler yapmaya. Yani anayasayı delip de 6 milyon dolar zimmetine geçiren milletvekilinin varlığı ve bu suçun işlenmesi rahatsızlık vermiyor. Bunu bizim yayınlamamız rahatsızlık veriyor. Ve bu yüzden mesela İstanbul'da camlı billboardlarımızı bir gece camlarını indiriyorlar. Bakın bunu mesela bir sol örgüt yapmış olsa yahut da kendini devrimci olarak tanımlayan bir grup yapmış olsa kamu malına zarar vermekten davalar açılır değil mi? Her yerde MOBESE kayıtları var. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz, bize geri dönüş yapılmıyor. Yani fiziksel olarak biz aslında burada müdahaleye maruz kalmış durumdayız. Ve aynı şekilde bizi deyim yerindeyse bu şekilde bir habercilikten dolayı aslında tebrik edilmesi gerekirken, yani bu yanlışların halka ulaştırılması noktasındaki hassasiyetimiz kutlanmalıyken, bizim 24 bin satış noktasının yaklaşık 6-7 bininde tehdit ve talimatla gazetemizin satışının durdurulması yönünde bir takım faaliyetler yaparak gazetenin önünü kesilmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü çok basit. Aradıklarında ulaşabilecekleri bir muhatap yok. Alo Eren diyemiyorlar. Alo Levent diyebilecekleri bir durum yok. Alo Turan diyemiyorlar. Alo Kutlu Esendemir diyemiyorlar. Alo Mehmet Bozkurt diyemiyorlar. Yani bu yüzden de ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıyalar ve yarın bizim ne manşet yapacağımızı da bilmiyorlar. Bizim şöyle bir durumumuz yoktur. Bakın biz hukuki süreci başlamamış olan hiçbir şeyi yayınlamayız. Yani hukuk sürecinin içinde olmayan hiçbir şeyi yayınlamayız. Şöyle bir şey soracağım arada. Belki bu sayacaklarınız bu sorunun altına gelir ve cevap olur. Şimdi ismiyle birlikte düşünüldüğü zaman Taraf Gazetesi de bir iddia ile başlamıştı. Ve o da gerçek olduğuna inandığı ve inanılan bir takım belgelerin yayınlanması konusunda
takındığı tavırla bir yer edindi ve çok da tırnak içinde özel bir yere sahip Türk basınında. Bununla karşılaştırdığınız zaman karşının tavrını ve editoryal tercihlerini ve hassasiyetlerini, ikisi nerede benzeşiyor, nerede ayrışıyor? Şöyle, bir kere taraf taraf olarak değerlendirilmeli, karşı karşı olarak. Bizim şimdi es geçilen bir noktamız var. Mesela gazete... Mesela karşı tarafa nazire olsun diyelim birazcık karşı. Yok, hayır.